Verelim. Bak. Yavuz. Kuzum sen neredesin? Kuzum bana kurban olsun sana. Gel yavrum bana gel. Bir seslen bakalım, duyuyor bizi. Yağmur. Efendim? Annem sen neredesin, kurban olayım ben sana. Gel yavrum gel. Ağlamayı bırakırsan konuşacağım. Neredesin yavrum, tamam gel hadi konuş bakayım annenle. Sen benim nerede olduğumu biliyorsun. Aa. Sen Ayten'in evinde misin? Sen benim nerede olduğumu biliyorsun en başından beri. Ben senin nerede olduğunu bilmiyorum yavrum. Sen buraya kadar gelir miydin? Sen benim nerede olduğumu en başından beri biliyorsun. Allah. Neredesin kızım? Bilmiyorum, Allah çarpsın. Bilmiyorum neredesin? Ayten seni nereye götürdü? Ben Ayten'le beraberim şu an. Yanındayım. Aa, buyur. Sen benim burada olduğumu biliyordun en başından beri. Ben bilmiyorum. Ayten senin yanında seni konuşuldu. Ne akla koydu oraya? Sen, Ayten senin annen mi? Kızım ben Ayten... Ben kendi rızamla geldim. Ayten senin annen mi? Senin annen olan benim. Senin derdini saran benim. Sana annelik yanan benim mı? Kuzu. Yanlış yoldan annelik dön. Annelik yaptın mı? Biri değil. Bak Burhan abiyle kavga ettim. Beni ilgilendirmiyor dışarıdaki insanlar. Kızım kadın insanları satıyor. Sen niye anlamıyorsun? Vallahi ben 2 haftadır, 3 haftadır buradayım. Öyle bir şey görmedim. Sen görmezsin. Gizli kapak yapıyor. Sen gel annene diyorum. Yok ne yapıyorsa yanımda yapıyor. Ben öyle bir şey görmedim. Bak ben onun hakkında tutuklama kararını da çıkarttım. Hiçbir şey yapamazsın. Yağmur Hanım. Buyurun. Kızımı neredesiniz beynini yıkamış siz şu anda? Kızımı beynini ben yıkamış. Ben Bartın'dayım. Bartın'dasınız. Şu an Bartın'daymış evet. Bak. Bartın'dasınız. Ayten Hanım'ın yanındasınız. Neden Ayten Hanım'ın yanındasınız? Şöyle ben annemle kalıyordum. Evet. Boşanma aşamasında olduğum için biraz kafa dağıtmak için Ayten'le beraber kendi evine geldim. Bunu annemin yanında kendisine dile getirdik. Hatta benim dayı oğlum da yanındaydı. Kızım, yalan söyleme. Getirdim. Yalan getirdim. Söyleme. Anneniz bir Ayten haftadır sizi arıyor. Ayten bana saldırdığını biliyor musun? Ben WhatsApp'ta sana resim gösterdim. Neden o kadına karşı çıkmadın? Esra Hanım sesiniz üst üste geliyor, anlamıyorum. Tamam ben bir sorayım. Ayten Hanım annenize saldırmış. Biliyor muydunuz? Yağmur Hanım bunu. Biliyorum. O olay da şöyle. Annem kendisi Ayten Hanım'ın dükkanına gidiyor. Kendisine saldırdığı için Ayten Hanım kendisine yalan saldırıyor. Yalan söylüyor. Sadece yalan söylüyor. Saldırmak da değil. Karşıdaki Hacı amcanın dükkanının önündeydi. Peki bir, bir dakika şunu soracağım. Yağmur, bağlatırım komşuları. Bir dakika Hürriyet Hanım. Sen neden annenle değil de Ayten Hanım'lasın? Annem hiç huzur vermediği için kafamı dağıtmak istediğim için Ayten'in yanına geldim. Ne yaptı annen geldi. Sana? Ne ben yapıyordun? Ben sana ne huzur vermedim kızım? Ne istedin sen sürekli, yaptım. Ne yapıyordu annen? Sürekli sıkıyor. Laflarıyla dışarıdaki lafları getiriyor. Kendimi toparlamaya çalıştıkça annem dışarıdaki lafları evin içine getirip moralimi iyice bozuyor. Dışarıda konuşulanları hayda. Anlatıyor ama... Bu tek sebep mi? Başka bir şey yapıyor muydu sana? Sebep değil. Ev içinde huzur olmuyor. Huzur olmuyor. Peki sen evet. De hani bir kavga çıkmış evin içinde. Sen de annene aslında bir saldırmışsın. Öyle bir şey oldu ben mu? Ben ikinizin hayır. Arasına çıkıp gitmedim mi? Ben kızım evde kalsın diye evi terk etmedim mi? Neden Ayten ben yokken seni alıp götürüyorum? Peki Ayten mi sana ömrünü verdi ha yavrum? He? Ayten senin annen konuşsam. Değil kızım, baban değil, akraban değil, kızımın değil. Ayten'in yanında niye duruyor? Beni İstanbul'a gönder deseydin direkt ben senin biletini keserdim. Seni İstanbul'a bir ben cevap gönderirdim. Versin. Bir cevap versin bakalım. Sen biraz susarsan konuşacağım. Peki cevap verin buyurun. Bilsin. Yağmur Hanım.
buyurun. Bu Ayten Hanım, şimdi kimse kimseye öyle boş yere sahip çıkmaz. Bu Ayten Hanım size niye sahip çıkıyor bu kadar? Sahip çıkmak değil bu. Ben sadece anneme yanında oturup konuştuk. Dedik ki bir hafta dedim ben dedim en azından kafa dengim. En azından bir hafta dedim kafamı dinlerim, toparlarım kendimi. Öyle söylüyor. Geri annemin yanına dönerim dedim. Yalan söylüyor. Peki ama haberi yok. Annem bir haftadır arıyormuş seni. Hanım, telefonlarına çıkmıyorsun. Bilmiyorsunuz siz. Evet. Ben, bak bir haftadır annen seni arıyor. Telefonlarına çıkmıyormuşsun. Arıyor cevap gelmiyor. Yani annenin haberi benim yok. Benim telefonum bozuk. Benim telefonum bozuk Esra Hanım. Cevap gitmiyor karşı tarafa. Ama anne sana hiç ulaşamamış. Ayten Hanım'ın yanında hiç ulaşmamışsın ona. Bak ben ona. Seni aradım. Sen cevap vermedin. Ayten'in ufak kızının sesini duydum. Peki senin sesin bana gelmiyor da. Ayten'in kızının sesi gelmiyor. Bana nasıl geliyor? He? Yalan söylemeyi bırak. Bırak. Ben mi yalan söylüyorum? Evet yalan söylüyorsun. Ben? Evet yalan ben söylüyorsun. Şunu merak ettim. İnşallah Ayten senin başına bir şey gel. Öyle bak, deme öyle yeter. Bütün burada salon dolu kızım. Senin başına bir şey gelirse kafanı duvara vurursun. Sonra pişmanlık fayda etmez. Çık gel bana Hanım, diyorum. Siz ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz annenizin yanına? Ben normalde bir hafta içinde annemin yanına dönmeyi düşünüyordum. Ama bu yaptıklarından dolayı düşünmüyorum. Hangi yaptıklarından dolayı? Ortalığı hep karıştırdı annem. Dayımları aramış, teyzemi aramış. Ama sizi arıyor, merak ediyor. Sizi arıyor, merak ediyor. Şöyle söyleyeyim. Şu anki eşimi de aramış. Aklını doldurmuş. Yağmur gidiyor. Başkalarıyla bir birliktelik yaşıyor diye. Belki eşin öyle biliyordur. Senin görüncen bana geldi. Senin Ayten'le gittiği gün geldi. Dedi ki Aysun'a bana dedi ki senin dedi kızın nerede? Ben de dedim tütüncüyle bir olup evi bıraktı gitti. Niye yalan söyleyeyim? Ben Kur'an okuyan bir insanım kızım. Kur'an okuyan hiçbir zaman yalan söylemez. Bunu aklını başına topla. Başını topla. Hiçbir zaman kimse kimseye faydası olmaz. Yağmur Hanım siz peki hep Ayten Hanım'la mı kalacaksınız bundan sonra? Hayır, ben kendi düzenimi kuracağım. Ayten Hanım'ın yanında şu an geçici olarak duruyorum. Peki şöyle bir şey, annenizle hiç görüşmeyecek misiniz? Böyle davrandığı sürece hayır. Şimdi ben bir şey merak ediyorum Yağmur Hanım. Şimdi bu size bir şey söyleyeceğim, çok iyi hissedersiniz. Siz 8 yaşındaki kızınızdan ayrısınız, göremiyorsunuz. Kötü bir şey değil mi bu? Üzülüyorsunuz muhtemelen. Benim çocuğum şu anki eşimden değil, eski eşimden. Biliyorum. Onu karıştırmasın ortalığı. Hayır. Onu zaten biliyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Siz kızınızdan uzaktasınız, üzülüyorsunuz ya göremediğiniz için. Evet. Hürriyet Hanım da sizi göremese üzülür. Aynı şey ya, aynı duygu. Beni anlamıyor işte. En azından ben onun bana yaptıklarını ben kendi kızıma yapmıyorum. Ama şu an göremediğiniz için yapamıyorsunuz. Herkes hata yapabilir. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. Düzeltilebilecek şeyler değil. İstanbul'dayken de aynı şeyler oldu. Ben 3-4 sene annemden yalan konuşmadım. Kızım yalan söyleme bak. Yalan söyleme. Cenab-ı Allah insanı ikiye katlar. Yalan söyleme. İspatlarım ben bunları. Yalan söyleme. O Ayten var ya. Bak o Ayten seni iyi cennet doldurmuş. Ben erkek. O Nuriye Hanım, bir dakika. Aklını geri sana verip bana getirmeyince. Bir dakika Yağmur Hanım, Hürriye Hanım. Ben sana ne dedim? Senin içine girerim. Ben senin için ölürüm demedim mi? Ben senin için ölürüm deme. Ben hangi bir gün sana sevgimi yersiz geldim? Bir soralım. Bir de cevap versin. Yağmur, sen annen ne yapsa affedersin. Öyle diyeyim o zaman. Bundan sonra ne yaparsa yapsın affetmiyorum. Allah Allah. Bu kadar da kötü bir şey yapmamış ki tamam, ama. Tamam benim olan. O kadını. Hürriyet Hanım öyle bir şey söylemeyin. Ben o kadını. Hayır. Hürriyet Hanım.
canım. Bu kadar sinirlenmeyin ama bak. Doldurmuş şeytan. Ama bir dakika tamam çözeceğiz ama ya. Böyle bir şey olmaz. Hürriyet Hanım öyle bir şey benim söylenmez. Benim kızımın kafası tutan. Ben sana ne yalanlar aratmış kıza ya.